Değerli basın emekçileri, sevgili halkımız, bütün dünya insanlığı tehdit eden koronavirüsüyle mücadele için yöntemler ararken Türkiye'de iktidar bambaşka hesaplar peşinde. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Batman, Silvan, Ergani, Lice ve Eyl belediyelerimiz ablukaya alındı. Yapılan operasyonlarla Batman Belediye Eş Başkanımız Mehmet Demir, diğer eş başkanımız Songül Korkmaz, Silvan Belediyesi Eş Başkanımız Naşide Toprak, Ergani Belediyesi Eş Başkanımız Ahmet Kaya, Eğil Belediyesi Eş Başkanımız Mustafa Akkul, ee Yenişehir Belediye Eş Başkanımız ki yerine atanmıştı, Belgin Diken, Batman Belediye Başkan Yardımcıları Şehriban Aydın ve Salih Çetin Kaya, Batman Belediye Meclisi eş, eş sözcümüz Şükran Çelebi gözaltına alındılar. Bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı bunlarla ilgili. Ayrıca belediye başkanlarımıza da doğrudan herhangi bir tebligat gerçekleşmiş değil. Yani bu operasyonun niteliğiyle ilgili resmi kaynaklardan bir bilgi kamuoyuna yansımış değil. Ancak bu uygulamaların geçmişteki tecrübeler de dikkate alındığında bir kayyum operasyonu olduğu ortaya çıkıyor. En azından bir kayyum operasyonuyla karşı karşıya olduğumuza dair pek çok veri var. Dileriz böyle bir böyle bir operasyon değildir. Dileriz iktidar kayyum uygulamasını bu şartlarda yeniden gündeme sokmuyordur. Ama maalesef elimizdeki veriler ve mevcut tecrübemiz bizim bu konuda iyimser olmamızı mümkün kılmıyor. Eğer böyleyse o zaman ortaya çıkan gerçekleri de halkımızla açık bir şekilde paylaşmamız bizim görevimiz oluyor. Bizler bu salgının başından beri insanlığı tehdit eden büyük bir tehlikeden söz ettik ve bu tehlikeye karşı hem ülkede hem de uluslararası alanda dayanışmayı zorunlu gördüğümüzü belirttik. İnsanlık bu büyük tehdidi ancak dayanışmayla aşar dedik. İktidara da bu yönde çağrılar yaptık. Halk sağlığını düşünmesi, halk sağlığı için gerekli tedbirleri alması uyarısında bulunduk. Önerilerimizi kamuoyuyla sürekli, düzenli bir şekilde paylaştık. Ama görüyoruz ki iktidar dayanışma yerine ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarını tercih ediyor. Bu iktidarın insanlığı tehdit eden büyük tehlikeler karşısında bile öncelikle kendi bekasını düşündüğünü gösteriyor. Halkı değil, kendi iktidarını düşünen, iktidarını nasıl sürdürebileceğini düşünen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Biz demokrasi, şeffaflık istedik. Böylece halkın güveninin kazanılabileceğini vurguladık. Bu tehditle ancak bu çerçevede etkili bir mücadelenin mümkün olduğunu söyledik. Ancak iktidar her türlü otoriter yöntemi uygulamaya devam ediyor ve bu konuda da herhangi bir değişiklik yapma niyetinde olmadığını bütün yaptıklarıyla ortaya koyuyor. Biz şeffaflık diyoruz, iktidar karanlığı tercih ediyor. Biz demokrasi katılım diyoruz, iktidar otoriterliği, keyfiliği tercih ediyor. Biz halk sağlığı dedikçe iktidar halka saldırıyor. Halk iradesini yok sayıyor. Halkın sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmak yerine halkın iradesini ortadan kaldırmaya yöneliyor. Bu bir fırsatçılıktır değerli basın mensupları, sevgili halkımız. İktidar bu büyük tehlikeyi insanlık için yüzyılın en ağır tehditlerinden biri olduğu söylenen bu salgını bir fırsat olarak kullanmaya çalışıyor. Bunun siyaseten kabul edilebilir bir yanı olmadığı çok açıktır. Ancak sadece siyaseten değil ahlaken de kabul edilebilir bir e, anlayış ve pratik yönetim pratiği değildir. Bu fırsatçılık başka alanlarda da karşımıza çıktı salgından beri. Bu salgının pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte bütün ülkeler ve küresel kurumlar, bütün uluslararası kuruluşlar insan sağlığını, halk sağlığını esas alan çalışmaların öne çıkarılması gerektiğini söylerken bu iktidar bu tehdidi, bu salgını kendisi için bir fırsata çevirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz daha önce bir paket açıklandı bu e, salgınla mücadele gerekçesiyle. Fakat pakete baktığımızda halk sağlığı düşünen tedbirlerin yer almadığını çok açık olarak gördük. İktidar o paketi de bir fırsat olarak e, değerlendirdiğini zaten saklamadı ifadeleriyle, tavırlarıyla. E, bunu açıkça da gösterdi. Oradaki fırsatçılık rant amaçlı, oradaki fırsatçılık sermayeye yeni değer transferleri amaçlı bir nitelik taşıyordu. Oysa beklenen şuydu. Halkı koruyacak etkili sosyal, ekonomik tedbirler alınmalı, sağlık konusunda da her türlü imkan seferber edilmeliydi. Mesela en büyük risk grubunu oluşturan sağlık emekçilerinin gerekli ekipmanlarla desteklenmesi bekleniyordu ama iktidar bu konuda herhangi bir adım atmadı, herhangi bir açıklama da yapmadı. Şimdiye kadar TTB gibi saygın meslek örgütlerinden yapılan açıklamalar da gösteriyor ki e, sağlık emekçileri neredeyse kendi kaderine terk edilmiş durumda. Öte yandan sokağa çıkmama, evde kalma çağrıları da gerekli tedbirlerle desteklenmiyor. Evde kalanların ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda herhangi bir tedbir ilan edilmiyor. Ayrıca ücretli izin uygulaması talep etmiştik. Sadece biz değil pek çok çevre bunun gerekli olduğunu söylüyordu. Ama iktidar buna da yanaşmadı. Dolayısıyla asıl alınması gereken tedbirleri yani en zayıf olan toplum kesimlerini yoksulları, işsizleri, emekçileri korumaya yönelik tedbirleri alması gerekirken bunun aksine başka yöntemlerle kendi rant çevresine transfer yapmaya çalışıyor. Bununla bunun hesapları içinde bulunuyor iktidar. Bu fırsatçılıktır ve halkımızın da bunun farkında olduğundan eminiz. Biz bu uygulamanın demokrasiye, halk iradesine, toplumun bütününe yönelik bir saldırı olduğunu tekrar vurgulamak isteriz. Burada yapılan şey sadece Kürt illerindeki belediyelerin gaspı değil, yapılmak istenen şey. Sadece bu belediyelerin gaspı değil, aynı zamanda ülkenin ve toplumun demokrasiye inancının yok edilmesidir. Burada yapılmak istenen şey bütün Türkiye halkının çıkarlarını gözetmek değil, Türkiye halkını karamsarlığa, karanlığa, ümitsizliğe mahkum etmektir. Böyle büyük bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzun herkes farkına varmalıdır. Evet, iktidarın uygulamaları toplumu tehdit ediyor. Bizler bu tehdidi tıpkı salgına yönelik e, yöntemlerde olduğu gibi ancak bütün ülkede demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, barış isteyen, eşitlik isteyen insanların dayanışmasıyla aşabiliriz. Bu mesele sadece Batman'ın, sadece Silva'nın, sadece Ergani'nin, Lice'nin meselesi değildir. Bu mesele sadece HDP'nin meselesi değildir. Bu mesele bu ülkenin geleceğinin meselesidir. Bu mesele bu toplumun kendi iradesiyle kendini adil bir şekilde o insan onuruna yaraşır bir biçimde yönetmesi meselesidir. Eğer bunu fark etmezsek ve bu konuda gerekli dayanışmayı ortaya koymasak maalesef daha büyük tahribatlar yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Biz diyoruz ki bu tehditleri hem salgın tehdidini, korona salgını tehdidini hem iktidarın halkı yok sayan, halkın geniş bir kesimini çaresizliğe terk eden politikalarını ancak hep birlikte dayanışmayla aşabiliriz. O nedenle herkesten beklentimiz bu uygulamalara, iktidarın bu politikalarına etkili bir şekilde ses çıkarmasıdır, itiraz etmesidir. Eğer biz bu bu ülkede barış içinde bir arada yaşamak istiyorsak, eğer biz bu ülkede demokrasi inancını korumak istiyorsak, canlı tutmak istiyorsak, eğer bu ülkede eşitlik temelinde kardeşçe bir yaşam sürmek istiyorsak, bütün bunlara hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Hedef olarak biz ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, çatışmacı dili ve politikayı reddettiğimizi sürekli söylüyoruz. Burada da aynı şeyi söylüyoruz. Ancak bunu söylerken bu keyfi, bu antidemokratik, bu gaddar iktidar politikalarına sessiz kalacağımız da düşünülmesin. Esasen bu konuda demokratik tepkimizi bütün meşru yollardan göstermek için hazırlıklarımızı da elbette yapıyoruz. İrademize sahip çıkacağız. Halkımıza sahip çıkacağız. Bu topluma sahip çıkacağız. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkacağız. Bunun için HDP olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ve yapmak için de bütün gayretleri sarf ediyoruz. Ama bunu sadece HDP'nin meselesi olarak görmek büyük bir yanılgı olacaktır. O nedenle vicdanlı her insana, demokrasi isteyen her çevreye, özgürlük isteyen her kesime buradan açık çağrı yapıyoruz. Dayanışma belki de en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeydir bu zamanlarda. Dayanışma geleceğimizi kurtaracak en önemli etkinlik, en önemli yöntem, en önemli anlayıştır. Dayanışma bizim demokrasiye ve özgürlüğe inancımızı canlı tutmamız için mutlaka gerçekleştirmemiz gereken şeydir. Bu yüzden değerli halkımız salgınla mücadeleyi de bu iktidarın halkı, toplumu yok sayan politikalarını da aynı şekilde boşa çıkarmak için hep birlikte değerlerimize, ilkelerimize sahip çıkmayı mutlaka başarmalıyız. Bu ilkeler çok karmaşık değildir. Bir, halkın sağlığı, toplumun huzuru. İki, demokrasi, halk iradesi. Üç, hepimizin eşitliği, özgürlüğü ve 4 kabuk kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyan kesimlere aktarılması, 5 hepimizin eşit bir eşit onura sahip insanlar olarak görülmesi. Bu çerçevede bütün çevreleri, bütün iyi insanları, bütün demokratları dayanışmaya ve birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Hepinize saygılarımızı iletiyorum. Bu zor günleri mutlaka aşacağız. Fırsatçılık kaybedecektir. Hem de çok kara bir leke olarak bu ülkenin tarihine yazılarak kaybedecektir. Böyle bir böyle bir tehditten fırsat devşirmeye çalışmayı ne bu ülkenin vicdanı ne bu ülkenin insanları ne de insanlık tarihi unutacaktır. Gerekli dersler mutlaka buradan çıkarılmalıdır ve mutlaka bu gidişata birlikte dur denmelidir. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Efendim bir sorumuz olacak. Buyurun. Bugünlerde bu malumunuz hükümetin bir e, kısmi af düzenlemesi bekleniyor. birkaç gün önce yapmış olduğunuz açıklamada kısmi af düzenlemesi konusunda hükümetle ortaklaşabileceğinizi söylemiştiniz. Bu usta ilgili herhangi bir irtibatınız oldu mu? Ee, ve bu af paketiyle ilgili değerlendirmenizi rica ediyorum. Bizim doğrudan bir görüşmemiz henüz olmadı. Ee, elbette mecliste meclis e, grup başkan vekilleri arasında e, çeşitli konuşmalar, sohbetler oluyor. E, ancak bizim e, iktidarla bugüne kadar doğrudan herhangi bir temasımız bu konuda olmadı. Burada da beklentimiz açıktır. Eşitlik ilkesi mutlaka esas alınmalıdır. Ayrımcılık kesinlikle kabul edilemez böyle bir ortamda. Bu salgın herkesi tehdit ediyor. En çok da cezaevleri gibi hassas durumda olan kurumları ve orada tutulan insanları tehdit ediyor. Daha önce de söyledik. Yoksulları ve çaresiz durumda tutulanları en fazla saldırıya maruz hale getiren bir virüs salgınıyla karşı karşıyayız. Bu konuda ayrımcı yaklaşım insanların hayatıyla keyfi bir şekilde oynamak anlamına gelecektir. Biz yapılacak düzenlemenin ayrımsız bütün mahkumları ve tutukluları kapsaması gerektiğini söylüyoruz. Temel yaklaşımımız budur. Bu konudaki yaklaşımımızdan da herhangi bir şekilde vazgeçmemizin söz konusu olmadığını belirtmek isterim. Eski Eskenar başkan HDP'nin Sayın Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi var mıydı? Bize avukatlar üzerinden gelen bilgilere göre sağlık durumu iyi ancak biliyorsunuz aile görüşü, her türlü görüş askıya alındı, avukat görüşleri de sınırlı bir şekilde yapılıyor, telefon görüşmeleri arttırıldı ama onlar da bize göre yeterli değil. Ancak bu yollar üzerinden bilgi alabiliyoruz. Dolayısıyla aldığımız bilgilerin doğruluğu konusunda da bu çerçevede emin olmamız söz konusu olmaz. Dolayısıyla biz daha şeffaf bir yönetim istiyoruz. Bir, ikincisi bütün cezaevlerinde bu tehlikeyi gözeten bir bütün cezaevleri için bütün tutuklu ve hükümler için bu ağır tehdidi ve tehlikeyi göz önüne alan bir düzenleme yapılmasını istiyoruz cezaevlerinin bu çerçevede güvenli hale gelmesi mümkün olur ancak aksi takdirde cezaevlerinde tutulan insanların sağlığı ve hayatı tehdit altında olmaya devam edecektir. Başka soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz.